Hareketli aparellerle yapılacak olan bir tedavide hasta kliniğimize başvurduktan sonra ağız içerisinden dişlerinin ölçüleri alınmakta ve bunlar daha sonra teknisyene gönderilmekte ve teknisyen de hastamızın kullanacağı aparelleri imal etmekte ve bize göndererekten hastanın ağzına uygulamaktayız. Sabit ortodontik tellerde ise daha farklı bir yöntem var. Burada herhangi bir teknisyen veya laboratuvar işlemi söz konusu değildir. Hasta kliniğimize başvurduktan sonra eğer ağız hijyeni de uygunsa ve dişlere ortodontik tedavi uygulanabilecek durumdaysa fabrikasyon olarak üretilmiş olan bu teller hastanın ağzına 15-20 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde uygulanabilmektedir. Ortodontik tellerin ağız içerisine uygulanmasında herhangi bir ağrı oluşmamaktadır. Gün içerisinde de takıldığı gün ağrı meydana gelmemektedir. Çapraşıklık miktarına bağlı olmak üzere bu ağrı derecesi hastadan hastaya farklılık gösterebilmektedir. Eğer hastanın ilk takıldığı gün içerisinde ağrısı oluyorsa hastaya herhangi bir ağrı kesiciyi gün içerisinde kullanmasını önermekteyiz. Ama ağrı illa olacak diye bir kaide yoktur. Ama olacaksa da önlemi yine bir ağrı kesici hapla gerçekleştirilebilmektedir. Ama bunun yanı sıra herhangi bir acı söz konusu değildir. Sadece hastanın bu aparellere alışması söz konusudur. Bu da aşağı yukarı 1 ila 2 hafta arasında sürecek bir süreçtir. Bu esnada zaten çeşitli materyaller hastaya verilerekten hem bilgilendirilmekte hasta olabilecek olaylara karşı ki genelde dişlerin kendisinde değil fakat diş etlerinde ve yumuşak dokularda özellikle dudakların dişlere bakan iç yüzeyleri içerisinde yine yanakların iç yüzeyleri içerisinde hafif ufak tefek küçük tahrişler veya yaralanmalar meydana gelebilmekte fakat bunlar da yine dediğim gibi 1,5-2 hafta gibi kısa bir süreç içerisinde normale dönmekte ve hasta normal hayatına geri dönmektedir. Çocuklarda da süreç aynı şekilde midir? Çocuklar ortodontik tellere daha rahat alışmaktadır. Erişkinlerin birazcık daha adaptasyonu zor olabilmektedir. Bu yüzden ağrılı süreç daha çok erişkin hastalarda gözlenmekte ama bu da daha önce bahsettiğim gibi maksimum 1-2 gün içerisinde normale dönmektedir.